Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte uçak öreceğiz. Virüs nedeniyle evlere kapandığımız bu karantina günlerinde çocuklarımız için çok güzel bir hediye olacağını düşünüyorum. Onlar da severek ve zevkle oynayacaklar. Renk seçimi size kalmış. İstediğiniz renklerde kombin edebilirsiniz. Ben mesela yeşil yaptım. Sanki bir savaş uçağını simgeliyor. Ya da kırmızı ve mavi kullandım. Bu şekilde de kombin edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz uçağımızın yapımına hep birlikte başlayalım. Bugünkü videomda uçağımızın gövdesini öreceğiz arkadaşlar. O nedenle mavi iple örmeye başlıyorum. Ben mavi, kırmızı ve beyaz kombinini kullanacağım. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğneyle örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 İkinci sıramızda her deliğe 2 tane batarak 12 tane sık iğne yapacağız. 1 2 Her deliğe batıyoruz. Bu sıramızda 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Üçüncü sıramızda da bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olacak. Birleştirip sıra çıkmayla yapacağız. Çünkü renk değiştirmeler var. Kötü bir görüntü oluşur. Şimdi uçağımızın uç kısmını tamamladık. İpimizi kesiyoruz ve beyaz iple devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Bitirdiğim noktadan tığımı batırıp yeni ipime başlıyorum. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma, iki sık iğne, bir arttırma. Bu şekilde devam edeceğiz. İki sık iğne, bir arttırma, iki sık iğne, bir arttırma. İki sık iğne, bir arttırma, iki sık iğne, bir arttırma ve bir sık iğne ile bitiriyoruz. Şimdi bakın şu aradaki boşluğu kapamak için ben genelde şu şekilde yapıyorum. Batıyorum ve sonra tekrar şu kısımdan alıp başlangıç noktasını alıp birleştiriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Şimdi 24 tane sık iğne yapacağız. Sekiz, 21, 23 ve 24 tane yaptım. Rengimi birleştirdim.
Beyaz ipi zincir çektim, sıkıştırdım. Şimdi beyaz ipimi keseceğim. Sırada kırmızı ipim var. Kırmızı ipimle örmeye devam edeceğim. Yine şu birleştirme noktasından tığımı batırıp kırmızı ipimi alacağım. Ben arkadan içe alıp bir örüyorum sağlamlaştırmak için. Şimdi bu sıramızda 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Şöyle yapıyorum. Bir sıkıştırıyorum. 3 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 3 sık iğne bir arttırma. Arttırma. Üç sık iğne bir arttırma. Üç sık iğne. Bir arttırma yapıyorum. Zincirle çıkıyorum, bakın. Şimdi 30 tane öreceğim. 30 sık iğne. Otuz tane ördüm. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Dört. Bir arttır. Dört sık iğne. Şöyle öreceğim. Ben daha rahat örüyorum. Bir arttır. Bir arttır. Bir arttırmayla bitti sıramız. Sıramızı birleştirip bir zincirle çıkıyorum. Şimdi 9 ve 15. sıralar arası 6 sıra dümdüz örüyoruz arkadaşlar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pardon, 7 sıra. 7 sıra 36 tane öreceğiz. Ben örmeye başlıyorum. Siz de 7 sıranızı örmeye devam edin. Evet arkadaşlar. 7 sıra 36 şardan 7 sıramızı ördük. Tamamladık. Şimdi eksiltme yapacağız. 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz bu sıramızda.
aramızda 3 sıra 30 tane öreceğiz. 3 tane sırayı ne eksiltiyoruz ne artırıyoruz. 30'ardan 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sıra 30'ardan ördük. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Azaltma yapacağız. 3 sık iğne bir tane azaltacağız. İki, 3 sık iğne bir azaltma. 3 sık iğne. 1 azaltma. 1 azaltma. 3 sık iğne, 1 azaltma. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Üç sık iğne. Azaltma yapıyorum. Şimdi sıramı bitirdim. 3 sık iğne bir azaltma yaptım. Şimdi 3 sıra 24'er sık iğneden 3 sıra örüyoruz. Ne azaltıyoruz ne arttırıyoruz. Her sırada 24 tane olacak. 3 sıra öreceğiz. Başlıyorum ben örmeye.
Evet arkadaşlar, 24'er sık iğneden 3 sıramızı tamamladık. Şimdi bu sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 sık iğne bir azaltma. Gördüğünüz gibi kuyruğumuz küçülmeye, şekillenmeye başladı. 2 sık iğne bir azaltma. İki sık iğne bir azaltma. İki sık iğne. Sıramız azaltmayla bitmeli. Bir sonraki sıramıza çıkıyorum. Şimdi iki sıra 18'erden öreceğim. Başlıyorum. Siz de devam edin. 2 sıra örüyoruz. 2 sıramı tamamladım. Her sırada 18 tane sık iğne olmalı. Şimdi ucu, kuyruğu çok kapanmadan içini biraz elyafla dolduracağım. Sizler de elyafınızla doldurun. Daha sonra kuyruğumuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar, doldurduk. Şimdi kuyruğumuzu kapatacağız. Şimdi bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz bu sırada. Bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne,
Bir azaltma, bir sık iğne. Bir azaltma, bir sık iğne. Bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir azaltmayla bitiriyoruz. Bu sıramızda da hepsini toplayarak 6 tane sık iğneye ulaşacağız. Yani her delikte azaltacağız. Her delikte azalttım. Ve ucunu birleştiriyorum. İpimi kısa kesebilirim. Dikiş yapmayacağız burada. Ve içine çekiyorum ipimi. El yapımına formunu veriyorum. Gördüğünüz gibi böylece gövdemizi örmeyi tamamladık. Videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda da gördüğünüz gibi uçağımızın diğer parçalarını örmeye devam edeceğiz. Beyaz, mavi, gri ipe ihtiyacımız olacak. Pervane kanat ve arka kanatlarını, camlarını öreceğiz. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alttaki zile basarak da kanalımdaki yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize güzel günler, örgülü günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.